Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Özgür Çetin. Kişisel YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkamdaki fondan ve ortamdan da anladığınız gibi bugün yepyeni bir tıraş videosuyla karşınızdayım. Biliyorsunuz ayda iki tane bu tarz video çekiyorum. Bir tanesini ayın başında, bir tanesini böyle ortasına, sonuna doğru çekmeye çalışıyorum. Bugünkü inceleme konum, tıraş olacağım ürün, jiletin, hemen şu anda görüyorsunuz. Mach 3 Start isimli verdiğim modeli A101'den aldım bunu 45 liraya. Üzerinde bir tane gövde var, bıçağımız var. Bıçağın kendisi, makinesi var daha doğrusu. 3 tane de kartuşumuz var. Şöyle görüyorsunuz zaten. Bir tane diyor, zaten şurada da yazıyor bakın. Bir tane sap, 3 tane de başlık geliyor diyor. Bunun normal aslında standart Mach 3 arkadaşlar. Turbo falan değil. Şimdi daha çok turbo satılıyor piyasalarda. Bu normal. Start dediğim muhtemelen hani başlangıç paketi gibi bir şey bu. Tanesi 15 liraya geliyor ve markanın iddiasına göre de 10 kere tıraş oluyorsunuz. Her biriyle yani 30 tıraşa tekabül ediyor. Hani benim sakalım şu an ekranda görüyorsunuz yoğunluğu bu kadar. Çok sert bir sakalım da yok bu arada. Hem çok yoğun değil mi çok sert değil. Ben de bir 10 kere olur mu? Onun iddialı bir rakam olur açık söylemek gerekirse. Bence bir 6-7 kez olur. Ya da 5 falan diyebiliriz belki. 5-6 kez. 10 olmaz gibi geliyor. Ona bakacağız artık nasıl olacağını. Şimdi açalım bunu. Nereden açılacak bu? Şöyle kenarlarını bozmadan açabilecek miyim acaba? Evet şöyle alt kısmından. Çıkartıyoruz. Şimdi bunun ilginç bir özelliği olduğunu söylüyor jilet. Şu sapı diyor, şu sap kısmı şöyle göstermiş olayım arkadaşlar. Suda diyor kaymaz diyor. 360 grip diyor ve değişik bir malzeme bu arada. Bayağı da böyle sanki böyle bir şey var. Bir kılıf var onun üzeri plastikle kaplanmış gibi. Buradan ne kadar anlaşılıyor bilmiyorum ama. Hani suda bile diyor kaymaz diyor. Evet kaymayacak bir görüntüsü var onu söyleyebilirim. Bir de bıçak çıkartalım. Bıçak da zaten şöyle beşli kutuya koymuşlar bu arada. Ama 3 tane var. Standart Mach 3 kafası bunlar biliyorsunuz. Bir tane takalım. Hani bilmeyenler için söyleyeyim çok bilinen bir şey Mach 3 ama şurası oynayabiliyor görüyorsunuz şu anda. Şöyle göstermiş olayım. Standart Mach 3 kafamız bu şekilde. Yani biliyorum çok klasik bir tıraş makinesi. Bu aslında skin guard alacaktım ben. Onu söylemiştiniz. Çok soran oldu açıkçası. Mach 3'ün skin guard versiyonunu. Fakat bulamadım ben. Bir de bu sokağa çıkma yasakları falan olduğu için çok uzaklaşamıyorum. Hafta içi de bakamadım. O yüzden bir dahaki ayın başında Şubat'ın kısmet olursa Şubat'ın ilk videosunda da onu yapayım arkadaşlar. Şimdi birazcık yüzümü ıslatayım ve köf sabunumu hazırlayayım. Proroso. Bu sefer Proroso'yu kullanacağım. Köpüğüm, sabunum var daha doğrusu. Şu fırçam da var. Bunu da değiştireceğim. Yorumlarınızı okudum, gördüm. Onu da bir halledeceğim bir ara. Onu söylemiş olayım. Şimdi yüzümü yıkayayım. Köpüğü hazırlayayım. Tekrar karşınızda olacağım. Evet. Geldim. Köpürtme tasımızda köpüğümüzü oluşturalım bakalım şöyle. Bunu anlatmıştım ama bir ipucu daha vereyim. Bu köpüğü oluşturmak için arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Böyle kremamsı bir kıvam haline gelmesi gerekiyor. O kıvam gelene kadar şöyle bir 30 saniye, 1 dakika, 2 dakika kadar köpürtmeniz gerekiyor. Şöyle yapalım. Oldu böyle bayağı ağdalı bir şey haline geldi. Şöyle göstereyim. Şurasını görüyorsunuz. Böyle bir krem şanti kıvamı diyorlar buna camiada. Ben de öyle diyeyim artık. Krem şanti kıvamı olana kadar ve hava kabarcıkları kalmayana kadar şöyle böyle böyle yapacaksınız. Şimdi oh, bunun keyfi de bir başka be arkadaşlar. Yani bunu deneyin derim. Bir şekilde deneyin. İlla çok pahalı makineler, çok pahalı şeyler almanız şart değil. Benim şu fırça 5 liraya mı ne almıştım? 5 liralık da ayrı konu. Hani ucuz bulabildiğim bu vardı açıkçası onu almıştım da. Ama değiştireceğim. Onu söyleyeyim. Şu an ekrana bakarak yaptığım için. Evet şimdi. Köpüğümüzü sürdük. Makinemizi ıslatalım. Biraz da sapını da satayım bakalım kaymama olayı doğru mu? Evet bayağı bir
Et kaymıyor yani elinizde. Zaten normalde de kaymıyordu da işte biraz böyle hani biliyorsunuz. Mıcık mıcık yapıyor şu anda. Ne kadar duyuluyor bilmiyorum ama. Zaten klasik Mak3 deneyimi şu anda hani söyleyeyim. Yani turbo olmayan Mak3 deneyimi bu ama turbosu da böyle aman aman ahım şahım bir ultra bir farkı yok. Mak3 zaten yani kendini ispatlamış bir tıraş bıçağı arkadaşlar. Ben yıllardır kullanıyorum. Evet. Bu arada her detayı görmeniz için bu videoyu 4K olarak çekiyorum, kaydediyorum ve 4K olarak da vereceğim. Artık detayları daha net görürsünüz diye tahmin ediyorum eğer. Bir televizyonda falan izlerseniz daha güzel olur. Bunun da ipucunu vereyim. Bu arada hiç tıkanmıyor. Klasik bir jilet bu olayı. Ve soğuk suyla alıyorum. Evet, tek seferde çok güzel bir şekilde tıraş oldum Mak3 Start ile. Bu sap güzel hakikaten. Kaymıyor. 360 derece kaymayan bir yapı diyor. Tamamını böyle bir plastik bir şeyle kaplamışlar. O yüzden kayması da mümkün değil zaten elinizden falan. Çok iyi olmuş bu. Ben bunu beğendim onu söyleyeyim. Zaten bıçak kalitesi belli. Hem işte alt üst kısmında kayganlaştırıcımız var. Şu üst kısmında burada da sakalı tutan plastik parçaları var. 3 tane bıçağı var. Zaten Mak3'ün ismi oradan geliyor. Bu şekilde güzel bir tıraş oldu. Ve hoş yani. Hani yanma vesaire yok şu anda. Yüzümü bir yıkayayım. Tekrar karşınızda olacağım. Evet, tıraş oldum. Yüzümü de yıkadım ve kuruladım. Gayet güzel, hoş. Biliyorsunuz benim bir puanlama sistemim var. Bunun üzerinden tıraş bıçaklarına puan veriyorum. Bu gerçekten de güzel sinek kaydı bir tıraş yaptı. Yani kesinlikle bir yanma, kesme vesaire yok. Soğuk suda tıraş oldum. Onu altı özellikle çiziyorum. Bütün makineler soğuk suda tıraş oluyorum ki hani sıcak suda hepsi zaten iyi kaliteli bir sonuç verir. 3 aşağı 5 yukarı. Ama soğuk suda birazcık hani kalite ortaya çıkmış oluyor. Bu ürüne de en üst yıldızı veriyorum. Sinek kaydı güzel bir tıraş oldu. Markanın iddiası 10 kez tıraş edebileceği yönünde bir bıçağın bana biraz çok fazla iddialı geldi. Veya çok az seyrek sakalınız varsa ve sakalınız çok sertliyse belki olabilir. Onun dışında 10 birazcık bana iddialı bir rakam gibi geldi. Onu söylemiş olayım. Ama güzel tıraş ediyor. Benim gibi bir sakalınız varsa 6, 5, 6 belki çok zorlarsanız 7 kez tıraş olabilirsiniz diye tahmin ediyorum. Jilet Mak3 Start ile ilgili sormak istediğin sorular varsa ya da şu ürünü incele, bunu incele ve şunu bir test eder misin gibi sorularınız varsa bu videonun altında bana sormaktan çekinmeyin arkadaşlar. Hepsini değerlendiriyorum, not alıyorum. Zamanı geldiğince aylar içinde onları da incelemeye alacağım. Onun da altını çizmiş olayım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olun lütfen. Bu videoya çok yorum yapıyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum ama aynı zamanda abone olarak da desteğinizi gösterirseniz çok sevinirim. İstiyorsanız beni Instagram ve Twitter gibi sosyal medya hesaplarımda takip edebilirsiniz. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.